Abi hani gulağa gidiyorsun falan anlattım ya. Dün Şefik şey dedi. Abi dedi gulağa gidince ne oluyor biliyor musun dedi. Daha ilk defa oynuyorum. Ondan sonra bilmiyorum abi ne oluyor dedim. Gulak misafiri oluyorsun dedi. Oo. Oo abi. Praktisten herkese merhabalar. Bugün sevgili FPS arkadaşım kankam Sonat'la beraber size Call of Duty Modern Warfare'in Warzone'undan bahsedeceğiz. Aslında videoya şöyle girecektim. Hiç kimsenin oynamadığı oyunlardan bahsetmeye devam ediyoruz diyecektim. Çünkü Call of Duty çok pahalı olduğu için millet bunu alamadı. O yüzden Ben ilk oynamıyorum. gününden beri oynuyorum. Ben de çok zengin olduğundan oynamıyorum açıkçası. Oyun bana geldiği için oynayabiliyorum rahatlıkla ama çok severek oynuyorum. Bu videonun diğer videoyu çeken yayınlardan farkını ederseniz ben oyunu ilk günden beri oynayan bir adamım ve o yüzden size özellikle de ne getirdi ne götürdü çok rahatlıkla anlatabilirim bu videonun içerisinde. Şimdi Warzone'un güzelliğini free to play olarak geldi. Yani Evet. illaki asıl oyunu alacaksın ve ona sahip olduğun zaman bunu oynayabilirsin diye bir şey yapmadılar. Çok akıllıca bir şey yaptı. Şimdi Çok mantıklı. hani firmayı sevmiyoruz ama yaptıkları iş güzel bir iş. Evet. Doğru bir iş. Oyun da çok güzel bir şey. Kötü bir şey diyemiyoruz o yüzden bu tarafta. Şimdi Warzone geldi. Herkesin kafasında eminim ki bu video söylenen şeye var sonunda. Hani bu işte şu anda var olan diğer Battle Royale'leri alternatif olabilir mi? Yani olabilir Nesi diye iyi, nesi kötü? kafadan söyleyebilirim. Çünkü ya ben kendi açımdan söyleyeyim. Bence çok olabilir. Şeyden sonra yani çok fazla da oynadığımı söyleyemem diyeceğim ama galiba 300 saate yakın bir gameplay sürem var benim. Zamanında Battleground şeyde PlayerUnknown's Battleground PUBG'de. PUBG'de ha. O Ondan kadar var mı sonra ya? 300 saat falan oynamışım. Geçen İyiymiş. merak edip baktım. Evet. Yani Ben hiç hani sevemedim onu. Hiç sevemedim. aslında o tarz bir oyunu oynamak için aslında az bir süre 300 saat. Hani çok uzun zaman geçti bir de üzerinden oynamayalı. Çünkü ben çok soğumuştum artık. Bug'larından falan bir de değil mi? Yani benim oynadığım zamanlar evet şu an durumunu bilmiyorum. Çok da takip etmiyorum. Çok merak etmediğim için açıkçası. Battle Royale'den de zaten soğuduğum için. İşte bir ara sırf Epic Games'in diye Unreal Engine sevdamızdan Fortnite'a falan filan da baktık. Onu ama mesela PUBG kadar uzun oynamamışımdır. O daha böyle bir tadımlık baktım geçti bir dönem. Ben şeyi Battle Royale kafasını hatta en son gelen Call of Duty'nin en son demem artık doğru olmayacak tabii ki ama Black Ops'ta bir denemiştik. Hatırlıyorsan sen ben Sinan abi oynamıştık. Ondan sonra en fazla 20-30 maçta oynamışımdır onu ve bir kenara koydum. Beni çok sarmadı. Şimdi bu saydıkların dışında Battlefield'inki var. Apex Battlefield 2'yi var. hiç oynamadım. Ben çok Apex'e oynadım. geleceğim. Tamam. Apex'i bayağı bir oynadık Evet, evet. geldiğinde ondan sonra ama onda da bir yerden sonra şey yaptım böyle soğudum oyundan artık sıkıcı gelmeye başladı çünkü bunda biraz şeyin de etkisi var zannedersem oyuna elinin alışmasının da Abi zannedersem bir kesinlikle. Bir de o etkisi grafik var. yapısı. Hani senin söylediğin gibi uzaktakini görememe falan. Seçememen falan gibi şeyler. Hani onlar da etki ediyor. Tamam ben Quake falan oynayan hızlı FPS oynamayı seven bir adamım. Tamam belki muhteşem oynamıyorum ama hani oyun Apex çok hızlı o yüzden oynayamadım gibi bir durum da yok. Ama burada Warzone'da daha oyuna girdim ki ben Warzone'u şöyle söyleyeyim. 6 level'dım. Yani rankim 6'ydı benim. Biliyorsun ben çok fazla Evet. oynamadım multiplayer'ını, Call Evet. of Duty'nin single player'ını bitirdim. Çok az bir Gunfight oynadım. Ondan sonra bıraktım oyunu zaten orada. Abi dün işte Şefiklerle beraber dün senle oynayamadık ama çok fazla şey yapamadım. Önemli değil. Ne Devam. derler? Herkesle Onlara geleceğiz ayrıca. Ben o hesabı soracağım. Devam et sen. oynayamadım. Ondan sonra abi oyuna girdim. Yani o Şefik'e sonra abi dedim bak dedim, ben 6 level miyim? İşte 8 level miyim? Hani çok bilmiyorum multiplayer tarafını. Hani alışman vakit alabilir. Girdik ilk maçı kazanıp çıktık. Yani benim ki ben kötü oynuyorum diyorum. Onun Birinci olup mu ki çıktınız? birinci Oo olduk. iyiymiş. Galiba birinci olduk ya da ikinci olduk. Tam emin değilim ama 10 kilim falan vardı neredeyse. Oo iyiymiş. Biz kesinlikle beraber Bir oynayalım. Ben anda işte o yüzden beraber oynamak seviyorum bu adamla. pat diye Vuruyor. oyun elime oturdu mesela. Benim Aynen için öyle abi. en şeyi farkı ne olduğu diye sorduğun için söylüyorum. Biraz uzun anlattım ama buydu.
Hani. Şimdi bak, senin saydıkların içerisinde... O yüzden de daha çok eğlendim tabii ki. Tekrar tekrar baştan saymayacağım, için zat olsun ama burada şöyle bir gerçekçilik var. Şimdi sen de ben de Rainbow Six gibi oyunu da daha çok seviyoruz ya. Daha böyle günümüzün savaş şartlarına daha uygun, daha az fantastik olan, eski FPS'de biraz daha yakın. Şimdi Call of Duty bu son çıkardığı oyunla eskileriyle ilgili bütün fikirleriniz tartışılır ama çok daha oturmuş bir şey koydu ortaya. Ubisoft'un yaptığını yaptı. Yani tüm eski önündeki eksileri bıraktı, artları topladı ve çok güzel bir oyun çıkardı ortaya. Ben ilk çıktığından beri oynuyorum. Şimdi Ubisoft'un Rainbow Six'e yaptığını kastediyorsun. Aynen öyle. Ve Assassin's Creed'lerde yaptığından bahsediyorum. Şimdi çok güzel, alışması çok kolay. Tamam mı? Vuruş hissiyatı çok güzel. Bunun dışında bir eksisinden falan da bahsedeceğim ama senin multiplayer'de yaptığın ve Warzone'da yaptığın her şey oyuna sahipsen eğer, aynı havuzun içine toplanıyor. Evet, o güzel bir şey. Ve Season Pass'ten sayıyor. Orada ilerlemeye devam edebiliyorsun. Hı-hı. Çok iyi bir şey bu. Ve şu anda oyun yeni açıldığı için iki katı XP var. Ve Warzone'dan korkunç XP geliyor şu anda. Evet, yani öyle. Çok hızlı bir şekilde gidip Call of Duty puanlarını toplayıp bir sonraki sezonu bedavaya getirebilirsiniz şu anda. İlk seviye, yani ileriki seviyelerde bilemem ama işte 6 seviye mi neydim dediğim, ya 6'ydım ya 8'dim. Dün akşam bıraktığımızda 30'a yakındım. Ben şu anda yeni sezonda 60'lardayım. Eskisinde 110'a kadar çıkmıştım. Böyle cart diye 3 tane birden atlayıverdim falan, yani manyak atlattı. Söyleyeceğim şey şu, çok güzel detaylar var. Bak şimdi dün ben bizi takip edenler bilirler. Mehmet Nalçakan beraber çalışıyorduk donanım kısmında. Oyun için hani beklerken birçok Battle Royale'de böyle çok affedersiniz aptal aptal durup salak salak hareketler yaparsın ya. Boşa sıkarsın, salak salak koşarsın falan diye bir takılırsın. Burada adam vurduğun zaman XP veriyor gene. Ha, o anlamda. Ya bekleme kısmında bile adam sana bir fayda sağlıyor abi. Boş boş durmuyor, tutmuyor seni. Hazırlık aşamasında bile böyle öf hadi artık falan demiyorsun. Çünkü bir süre sonra çok fazla bu oyunu oynayınca o kısım artık aman falan moduna giriyor sana. 150 kişiyi doldurması çok uzun sürmedi zaten. Bende bazen sürdü. Çok fazla konsol oyuncusu ekledi işin içerisinde. Ha, şeyden evet, çekemedi. Crossplay var. Tabii Blizzard'dan çekemedi onları. Battle.net'ten çekemedi. Şu an Battle.net'te oynuyoruz hepimiz. Ama 150 kişiyi sonra çok hızlı bir şekilde tutturdu. Muhtemelen net yeni indirmişti oyunda. Daha indirmemişti olabilir, falan. Olabilir. Şu an topladı. Çok güzel mesela. Sunucular falan çökmedi. Aslanlar gibi adamlar açtılar oyunu yani. Evet. Bir lag problemi yaşamadım. Hiçbir şey yaşamadık. Ama. İyi bir yatırım yapmışlar. Şimdi bak ben de halinden ben eski oyuncu olduğum için artık bu oyunda. İlk günler ben oynandığı için söyleyebilirim. Birçok operatörün skin'i var. Şimdi ben de belli abi. Ben hani hep oynadığım en baba elindeki skin'le çıkıyorum. Yanında iki tane böyle oyunu iyi kalanlar için bir tane bir kadın operatörün fix skin'ini veriyor. Bakıyorum iki tane ondan yanında var. Aha diyorum tamam bittik yani oyun bilmeyen adamlar. Onlar da bile yani oluyor tabii rastlantısal takımda girince ama adamın elinde oyunun iyi oturduğunu görüyorum. Yani adamlar mesela ben birçok İtalyan'la beraber oynuyordum. İtalyanlar patır patır vurup gitti herifler yani iyilerdi. Tek sorun şey oldu adamlarda hepimiz olan bir sorunu haritanın geneline hakim değilsin. Şimdi şeye biraz daha girelim. Ne modları var? Battle Royale modu var ama tek başına giremiyorsun diye biliyorum ben. Takımı doldurma diye biliyorsun galiba. Takımı doldurma dersen tek başına girebiliyorsun. Ama karşılaştığın insanlar 3 kişi takımlar oluyor. Olabiliyorlar. Bir defa adam, bir adam üçümüzü birden aldı. Orada da şey oldu. İki takım arkadaşım bu tarafa bakıyordu. Adam arkadan bunları vurup duvarın arkasına girdi. Ben peşinden koştum. Beni de aldığı için hakkıyla vurdu. Tek başına üçümüzü aldı ama çok nadir olan bir şey bu. Yani Battle Royale'de evet o öyle bir şey var çünkü bir de ekipmanı zaten yine yerden topluyorsun burada da. Tabii. Yerden topluyorsun, kutulardan topluyorsun. Drone dağıtmayalım. Bir War yani Battle Royale oynayabiliyorsun. Bir de Plunder var. Ha, Plunder. Amaçları ve oynanış şekilleri tamamen farklı. Battle Royale'de klasik olarak ölüyorsun. Tekrar geri gelme hikayesi falan var. Yani şimdi toplayalım. 3 kişi takım olarak giriyorsun. Kutuları açıyorsun. Düşen lootları topluyorsun. Vurduğun adamlardan loot topluyorsun. Bir de ortalıktan loot topluyorsun ama bununla beraber aynı zamanda para da topluyorsun. Aynen. Şimdi para topladığın zaman o topladığın parayla neler yapabiliyorsun? Alışveriş sepeti olan yerler var. Zaten bunu oynama kısmında oynuyorsun. Oradan gidip key sticker alabiliyorsunuz. İşte zırh takımı alabiliyorsunuz. Ona da geleceğim bu arada. Bir de ölen arkadaşlarınızı geri çağırabiliyorsunuz. Satın alıyorsunuz adamı resmen. Yani o 4500 şeye, paraya. Şeyi anımsattı biraz bana. Apex'te de şeyini alıyorduk ya,
ölen arkadaşımızın Doktegin'i diyeceğim. Evet, Adını şu an neyse. hatırlayamadım. Onu alıyorduk, sonra onunla kendisini Evet. resleyebiliyorduk, dropshipping'le çağırabiliyorduk. Bunda da aslında benzer bir mantık. Bunda da Benzer. para biriktirmen gerekiyor. Aynen öyle. 4200 dolardı yanlış 4200 mü? hatırlamıyorsam. 4500 değil miydi? 4500 Dün müydü? ben kaldırdım şeyi. 4500 yatırıyorum. 4500. Dün Mehmet'i öyle bir 4500. iki defa kaldırdım ben. Evet, beni de öyle çok kaldırdılar. 4500 ödüyorsun. Ondan sonra tekrar uçaktan aşağıya iniyor. Ama Ha söyle, ben söyleyecektim. Çok güzel bir şey var orada ya. bundan önce, yani birisini parayla geriye çağırmadan önce ölen kişiye bir şans daha tanıyor oyun. Evet. Karşılıklı birebir elde rastgele bir silah ile Gulag'a gidiyorsun. gulağa gidiyorsun. Gulag Küçük Rusya'nın ünlü hapishanesi. bir arena, ondan Duş sonra arenası. duş arenası. Orada galip gelen tekrar oyuna geri dönme şansı Evet. kazanıyor. Evet. Galip gelemezseniz de arkadaşınız yoksa zaten kaybediyorsunuz. Varsa arkadaşınız 4500 doları Sepetten seni geri sepetten alıyor. diyeyim, aynen Satın alıyorsun. harcayarak Res alıyorsun. geriye Ama orada çağırabiliyor. da şey oluyor işte. Tepeden aşağı iniyorsun gene paraşütle. Mesela bir Mehmet'e öyle oldu. Şimdi Mehmet'i ben çağırdım. Mehmet indi. Abi çatıya inmiş. Başka bir adamla da yüzle gelmişler. Şey diyor Mehmet. Bakıştık diyor. Pat diye vurdu beni diyor. Elinde çünkü hiçbir şey yok bunun. Ben İneceğin yere de bakman lazım yani. şöyle bir şey yaptım. Şefikler aşağıda Ha. çatışıyorlardı. Ondan sonra beni tam çağırdılar işte. Adamlar o sırada bastı. İki takım bastı. 6'ya 2'ler gibi bir durum var. Ondan sonra ben yukarıdayım. Şefik dedi ki uzağa in. Dedim ki dur, inmeyeceğim. Abi yavaşlattım kendimi. Mümkün Ha. olunca en yavaş şekilde. Q'ya basıp tutarak kamerayı Hı dolaştırabiliyorsun ya hı. zaten. Q'yla yukarıdan şeyleri pinlemeye başladım. Adamları. Adamları Aa çok pinlemeye başladım. mantıklı. Her pinlediğim adamı tek tek vurdular abi, yerini gördükleri Alt için. tuşuna çift tıklayarak düşmanınızı Apex'te de var o hikaye. Pingleyebiliyorsunuz. Tek tıklayarak da takımınıza bir direktif verebiliyorsunuz. Şuraya gidelim falan diye. Pinledim abi. Pinleye pinleye. Bunlar evin arkasında duruyorlar böyle. Ha Hani çok iyi giriyorlar ya. Bayağı çıkıyorlar scouting falan yapmışsın. filan. Ben yukarıdan böyle inene kadar pinledim böyle sürekli. 5 kişi falan aldılar zaten. İşte Ha. iki takım falan vardı. Ondan sonra indim aşağıya. Zaten bir sürü malzeme düşmüş. Tabii Onları o topladım mis. falan. Devam ettik. Yani büyük ihtimalle o maçta herhalde. Zannedersem o maçtaydı. İkinci olduk galiba. Ya da birinci olduk. Tam hatırlamıyorum şu anda. Ama birinci olsak kesin hatırlardım ya. Herhalde ikinci Şimdi olduk o yüzden. bunlar dışında Plunder moduna geleceğim. Neyse ona geleyim, ondan sonra devam edeyim. Şimdi bu bizim alıştığımız Battle Royale. Plunder modunda da şu var. En çok adam vurmak değil, en fazla parayı toplamaya Evet. çalışıyorsun. Ama Ama adam vurarak da para adam topluyorsun. vurarak da para topluyorsun. Daha çok sandık açarak para topluyorsun. Bu arada aç parantez. Şunu söyleyeyim, kapatacağım. Zırh kısmında da herkes de aynı zırh var. Öyle yeşil zırh, kırmızı zırh, yüksek yukarı zırh falan diye bir şey yok. Tek zırh tipi. Tek zırh tipi var ama zırhların plakalarını topluyorsun. O plakaları üzerine takıyorsun. Yaptığın hikaye bu. 3 tane takabiliyorsun 3 tane maksimum. takabiliyorsun. Şimdi bunun dışında Plunder'da öldüğün zaman tekrar oyuna girebiliyorsun. Herhangi bir şey yapılmasına gerek kalmadan respawn olabiliyorsun. Ama dediğim gibi burada amaç en fazla parayı toplayan adam olmak. Şimdi bunun dışında her ikisinde de şöyle şeyler de var. Görevler var. Size tamamen rastlansal görevler gelebiliyor takımınıza. Evet. Bunu siz de alabiliyorsunuz. Diyor ki işte en çok parayı toplayan oyuncuyu gidip vur. Ki bu oyuncu bazen sen de olabiliyorsun. Bir de Tüm o takımlar senin peşine hunt düşebiliyor. oluyor, avlanıyorsun, hani Tabii gösteriyor, tabii. Tabii tabii. yerin de Yerini gözüküyor. gösteriyor. Adam burada, git git ve yakala diyor Ki dün sana hani. akşam başıma geldi. Milleti tuzaklayıp öldürdüm. Onun dışında şu bölgeyi koru diyor. Stick aldın diyor ki bir de en son alan burada kapanacak babacım. Öyle sana bir ipucu da İpucu da veriyor. veriyor. Onlar da var ekstra de. Bunlar oyuna daha da böyle bir amaç, bir hava, bir aksiyon Şeyi ekleyeyim. Bu arada hani katıyor. demin bahsettik ya, ölen geri gelebiliyor diye. Evet. Bunda zaten direkt olarak Plunder'da sürekli Tabii respawn söz spawn oluyorsun. konusu. Sürekli Evet. spawn oluyorsun. Bu mod için değil de öbür mod için şöyle bir soru belki oluşabilir kafada oynamamış olanlar. E abi, oyun çok uzun sürmüyor mu? Sürmüyor. Evet. Adamlar onun dengesini, yani o gulağa gittim, çıktım, çıkamadım, para verdiler, geri çağırdılar, çağıramadılar falan Çok iyi derken ayarlamışlar. bunun ayarı bence güzel yapılmış. Evet. Yani normal bir Battle Royale oyun süresinden çok daha uzun sürmüyor. Evet. Benim karşılaştığım tek problem, sabah sana anlattığım, stadyumda kapanması oldu gazın. Evet. Şimdi şunu söyleyelim. Stadyumun kapanması problem. Çünkü stadyumun üzerine paraşütle inmek dışında veya helikopterle inmek dışında hiçbir şey yapamıyorsun. Ve orada kapanması bir problem. Yanına falan giremezsin. Yani yukarıya çıkıp bir adam güneşlenmeye başlarsa ve sen yukarı çıkamıyorsan o adam kazanıyor.
Öyle bir hikayesi var. Dün bir tane maçı öyle kaybettik ve adamın yani şeyi yoktu. Adam kafadan oraya inmiş. Artık tahmin etti herhalde diye düşünüyorum. İnmiş. Yani 3 kili falan 5 kili falan var zannediyorum çok ki. Çok iyi ya. Orada durmuş herhalde çünkü en son şeyi izleyebiliyorsun ya. Hani kalanları izleyebiliyorsun. Evet. Adam tabancayla elinde orada bekliyordu. Yatmış böyle şeye çatıya. Kapandı. Ben zaten şeyim. O sırada öyleydim. Şefikler girecek yerlere. Ulan acaba kapı mı koydular buraya? Bu, orada kapı yok Şefik. Bu şey işte yok. Yok. Hani acaba diyorlar şeye özel. Warzone'a özel. Hani kapı açmışlar mı? Kapı mı açtılar? Buraya niye kapanıyor? Bu halka niye burada kapanıyor? Dört dönme falan. Millet telef oldu dışarıda. Tabii, zaten. Tabii, adam patır, tek başına kazandı çıktı. Şimdi diğer oyunlara göre alışmanızın en zor olacağı kısım buradaki gazın kapanmasının çok hızlı olması. Ama çok hızlı kapanıyor ama söyle hadi. Gaz maskesi. Gaz maskesi var. Gaz maskesi alarak 10 saniye buna dayanabiliyorsunuz. Ama ne tamam aması? Diyecektim. 10 saniye kadar dayanabiliyorsunuz. Yani dayanabiliyorsun. Maske taka taka gezemiyorsun. Zaten bir maske almanı lazım. Tabii tabii. Onu zaten bulduğun zaman kaçırmayacaksın. Bunlar dışında çok önemli bir şey var ve çok keyifli bir şey var. Şimdi multiplayer'de önceden sizin loadout'larınız var. Yani 10 taneye kadar silah kombinasyonunu ayarlayıp önceden bunları birini seçip istediğiniz oyuna girebiliyorsunuz. Burada yukarıdan bir drop yapıyorsunuz. Yani paraşütle bir parayla alabileceğiniz bir şey o. Ve şey çağırıyorsun bayağı bildiğin. Loadout'larını seçmeye imkanı çağırıyorsun. Drop çağırıyorsun. Hani diğer şeylerden alışkın olduğumuz, Betrayal'dan alışkın olduğumuz gibi hop geliyor. Ama şöyle bir dezavantajı ve avantajı var. Hmm. Bunu tuzak olarak kullanabiliyorsun. Tabii. Çünkü gözüküyor. Tabii. Ama şunu fark ettim bir yandan da. Abi o kadar kıyamet kopuyor ki. O kadar çok kişi bir şeyler çağırıyor ki. Hani, aynen öyle. Yani, ben tepeden bir anda 5 tane düştüğünü gördüm. Ha işte aynen. Benim bir tanesi kafama düştü. Yani istediğiniz loadout'u oradan alıp patır patır oynayabilirsiniz ki. Ben şöyle bir şey yaptım orada. Çok ormanlık ya buralar. Abi termal sniper aldım. Tamam mı? Bir de orada bir özellik vardı. İki tane birden ekstra büyük silah alabilirsin tabanca yerine. Bir tane de orta seviye bir makine tüfek aldım kendime. Assault rifle aldım. Hani böylelikle hem yakın ve orta mesafe hem de uzak mesafeyi, uzak mesafede termalle kendimi koruyabilecek hale getirdim. Bunun için özel bir loadout yaptım kendime. O büyük büyük faydalı oldu benim için çünkü alıştığım şeyle oynamaya başladım ondan sonra. Onu diyecektim. Yani loadout sistemi aslında güzel olmuş. Çok. Hani yeni oyuncu için yani benim için çok bir faydası yok. Ben zaten daha yeni unlock ediyorum her şeyi. İşte benim gibi adam için büyük an. Elin, işte elinin alıştığı bir şey. Şefikler çünkü zaten uzun sürede oynamışlar. Onlar 80 küsür level'lardalar. Hani abi loadout çağıralım. Çağırın abi. Hani yani de benim bir loadout'um yok sonuçta. Aynen. Ama şöyle bir güzelliği oldu mesela. Şey yaptılar bir defasında. Paramız vardı cebimizde, ceplerinde. Ondan sonra loadout'u çağırdılar. Loadout'u aldık, bana attılar. Attı, bir daha çağırdı ha. Bir daha çağırdı, bir daha satın aldılar falan gibi. Mesela bu tarz şeyler yapılabiliyor. Çok silah mı bulamadın? Hani bu tarz taktikler de uygulayabiliyorsun mesela. Biraz taktik videosu gibi de oldu aynı zamanda bu aslında. Ya güzel. Bir de son olarak şeyi söyleyeyim. Şu anda hangi bölgede ne var ne yok, ne kadar işe yarıyor, ne kadar işe yaramıyor. Onun da herhangi bir taktik teknik videosu çekilmedi. Çünkü oyun çok yeni. Yani bir de hani abi biz oynadık 6 saat falan herhalde en fazla. Tabii o civar bir şeydir. Saatten beridir. Hala şu anda da oynayanlar var. Ama video çıktığında da video izlediğiniz sürede de eminim çok oynamış olacaksınız. Taktikler de ufaktan çıkmış olacaktır daha iyi taktikler. Airport'a inmek avantajlı olabiliyor. Onu söyleyebilirim. Çok fazla kutu var orada. Onu bir en baştan şu an edindiğin tecrübeyle söyleyebilirim. Yani hepsine drop yapamadım. Çünkü biz de her yere ayrı ayrı drop yapamadık. Şeyde de söyleyeyim. Kesinlikle her oyunda olduğu gibi bildiğiniz adamlarla beraber oynayın. Çünkü tanımadığınız adamlar saçma sapan yerlere gidiyor ve ölüyorlar. Çoğu Onun zaman dışında öyle. Araçlar var. Onu mutlaka söyleyelim. Araca binmek burada avantaj pek olmuyor. Çünkü araçların çoğu açık. Ben çok insan gördüm. Yani araçta böyle ana yolda salak gibi gidip dağın diye vurulan. Bir de helikopter mesela. Biz bir kere helikoptere bindik. Helikopter binmeden evvel onu söyleyeyim. Bir helikopter geçiyordu bizim üzerimizden. Daha benim girdiğim ilk maçtı bu arada bu. Ondan sonra sesini duydum. Döndüm. Elimdekiyle ateş etmeye başladım. Bizimkiler de ateş etmeye başladılar ve bildiğin yok oldu. Yok, yani tabii öyle oluyor. Elimizdeki kötü silahlarla bile bir anda tutturabildiğimiz için alçak uçuyordu çok bir de. Korumasız. Adamlar yok oldular. Çok korumasız. Hani yüksek şey yaptılar, atladılar şeyden, helikopterden düşmeden önce kaçtılar, yakalayamadık ama yani o kadar da güvenli olmadığını ben o an anladım. Değil.
Sonraki maçta biz dedik helikoptere binelim bakalım nasıl gidecek. Aynı şekilde abi, bir de yüksek uçuş olmamıza rağmen bir başladılar taramaya. Yani açık hedefsin. Çünkü Call of Duty oyuncuları helikopterle indirmeye alışkın. Tabii, o helikopter bir de o var. Bak ben sana şunu söyleyeyim. O helikopteri crossbow, tatar yayında patlayıcı uçlu şey ok var. Hı-hı. Onunla bile çaktığın zaman tekinde indirebiliyorsun. İşte mesela. Çok zayıflar. Bir de şeyi söyleyeyim. Kill Streak'in içerisinde multiplayer oynarken kendine şey çağırabilirsin. Otomatik jet çağırabilirsin. Saldırı helikopteri çağırabilirsin. Bir tane işin adını unuttum. Ha, gunship çağırabilirsin. Bunlar yok bu Kill Streak'in içerisinde. Bunları çıkarmışlar. Çünkü bunlar büyük avantaj tabii sağlıyor. Ama yine de şey oluyor. Mesela saldırı helikopteri cluster, falan. Cluster bombing falan var. Onlar var. Onlar bir o var. Yine var. Ama etkilisi. Şey olmuyor böyle. Hani sürekli bir yerlerde bir şeyler de yağmıyor. Yok yok. Onu evet. Fark ettim. Evet evet. Az bulunuyor onlar. Az bulunuyor zannedersem çünkü şey birazcık zor oluyor. O kadar yüksek kill streak'e tek seferde arka arkaya çıkmak çok da mümkün değil. Zaten abi 150 tane adam var. Tabii. Yani çok adam. Misal hatırlıyor musun cluster'ı kaç kill streak'te çağırıyor gibi rakamlar var mı aklında? Hatırlamıyorum. Ya 5'tir ya 7'dir öyle bir şey olması hani lazım. 7 diyelim. Yani 7'yi kaç kere 7 yapabilirsin? Hani. Doğru. Şey de söyleyeyim. Warzone'un önemli bir farkı dedik ya zırh var. Normal oyunda zırh yok. Hı-hı. O yüzden normal oyunda adana böyle çaktığın zaman bazı silahları indirebiliyorsun şuradan yukarıya vurduğun zaman. Hı-hı. Bunda o alışkanlığını unutman gerekiyor. Yani o adam 2'de belki 3'te inebiliyor yani. Tabii. O yüzden bazı alıştığın mesela Sterling falan gibi böyle silahlar Marksman rifle'larla falan, hı-hı, burada biraz kasıyorsun net söyleyeyim. Yani çünkü karşıdaki adam da aptal değil, anlıyor seni, daha hızlı alabiliyor. Shotgun'lar daha işe yarıyor. Burada diğer Battle Royale'lerle karşılaştırdığım zaman down olduğunda yani yere düştüğünde çok hızlı sürünerek kaçabiliyorsun bir yere mesela. Evet çok hızlı sürünerek kaçabiliyorsun, bravo. Bir de onu yerden kendi kendine kalkma özelliği evet, var burada. Evet o da var. Öyle bir perk normal var. Normal oyunda yok. O perk mü o? Perk. Yerden perk alıyorsun çünkü burada. Evet da. Yani onu da çok doğru bir yerde kullandığın zaman iş acayip karıştırabiliyor. Mesela ben bir defa kalktım. Adamı vurdum. Adam da olacağını hiç tahmin etmedim ben. Hmm. Döndüm arkadaşına. Adam hop diye kalktı. O beni vurdu falan. O yüzden indirilen adamı son dakika indirmen en mantıklısı. Evet down ettiğin adamı knockout tamam, bitireceksin yani. Bitireceksin o adamı yani. Özetle şu an düşünüyorum aklıma da başka bir şey gelmiyor. Zaten minimum maksimum gereken spekleri videonun bir yerine koyduk eminim ki. Çok değişmemiş zannedersem ama dedim ya ben ilk çıktığında oyunu oynamıştım ve hani single player bitirip birazcık gunfight yaptıktan sonra bırakmıştım. Multiplayer'ı çok oynamamıştım. Neredeyse hiç oynamadım. Şeyi fark ettim. Bende GTX 960 var. Hı-hı. Ekran kartı. Ortalama ayarlarda diyeyim. 55 FPS, 60 FPS İyi. Arası bir oynama oluyor. Yani eski bir ekran kartı artık 960. Tabii. İyi bir ekran kartı ama artık eskidi sonuçta. Yılların yorgunluğu da var tabii üzerinde kendisinin. Evet. Yine de iyi bir performans aldım. Hatta ilk oynadığımdan daha iyi bir performans aldım diyebilirim. Son bir ipucu, regiment kurun. Yani kendi bildiğinizi kurun. Onu kurduğunuz zaman ekstra XP geliyor. Klan diyebiliriz yani. Klanınızı kurun. Onu yani onu yaptığınız anda yapın, beraber oynayın. Klan. Bunun avantajını. Klan. Bunun avantajını yani göreceksiniz. Yani takım arkadaşınız küçük asa gulag arkasıdır onlar. Çok yapmayın. Evet arkadaşlar. Abi hani gulag gidiyorsun falan anlattım ya. Dün Şefik şey dedi. Abi dedi gulag gidince ne oluyor biliyor musun dedi. Daha ilk defa oynuyorum. Ondan sonra bilmiyorum abi ne oluyor dedim. Gulag misafiri oluyorsun dedi. Oo, abi. Ortamda oksijenin bittiği anlar. Ayrıca sana selam söyledi. Aleyküm selam. Artık dedi yani beraber 20, oynayalım. 25 yıl oldu. Seninle oynadık artık. Oynayalım. Burak'la da bir oyuna girelim biz dedi. Biz kendi içimizde ona karar kıldık. Şefik kurduğu Regiment'la birleşmeye karar Gamer verdik. Gamer Roko Regiment'la birleşelim arkadaşlar. Hep beraber oynayalım. Ben multiplayer'ını da oynuyorum. Bol bol korkunç şuraları XP verdiği için Warzone'u da oynayacağım. Dilerim bu video sizin için faydalı olmuştur. Aşağı lütfen ekleyeceğiniz bir şey varsa elinizi korkak alıştırmayın. Bir oyunu başından beri oynayan insanlar olarak tüm bildiklerimizi, tüm gördüklerimizi, tüm tecrübelerimizi anlattık. Biz çok beğendik. Ben Battle Royale'den hiç hoşlanmam, hiç oynamam, hiç sevmem. Çünkü özellikle adilik yaparak çok rahatlıkla kazanabileceğiniz bir oyun türüdür ama buna elinde çok alışmış olduğu için çok rahat oynayabildiğimi söyleyebilirim. Çok da sevdim.
Arkadaşlarınızla beraber oynayın. Bizimle beraber oynayın. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.